İttifakı Korkuteli Belediye Başkan Adayı Ömer İşlek, hayvan pazarı ziyaretinde vatandaşlara hayvancılığın başkenti olacağız dedi. Çarşamba günü sabah hayvan pazarını ziyaret eden Ömer İşlek, pazarcılar ile sohbetlerde bulundu. Hayvancılar ile sohbet edilen ziyaretlerde pazarcıların Ömer İşlek'e ilgisi büyüktü. Hayvancılığın ve pazar yeri sorunlarının ön plana çıktığı ziyaretlerde vatandaşın isyanları dikkat çekti. Pazarcıların kapalı hayvan pazar yeri olmayışının ve zeminin çamur içinde olmasından dolayı serzenişlerde bulunması üzerine Ömer İşlek, Korkuteli gibi büyük bir ilçemizde sene 2019 olmasına rağmen hala bir hayvan pazarı projesinin yapılmamış olması çağ dışıdır. Sizleri bu soğukta, yağmurda, çamurda evinize helal bir lokma götürebilmek için bu halde görmek içimi acıtıyor. Projelerim arasında bulunan ve bütün etütleri yapılan bölge illerin ve ilçelerin en büyük kapalı hayvan yeri kompleksi bu sorunlara artık bir nokta koyacak. Hayvancımızın, tüccarımızın ve tüketicimizin rahat ve teknolojik bir ortamda alışverişlerini yapacağı, dinlenme yerlerinin, kafelerin olacağı ve geri kalan tüm ihtiyaçların karşılanacağı bir pazar yeri hem sizlerin yüzünü güldürecek hem de Korkuteli'mize katma değer katacak dedi. Sohbetleri sonrası hayvancılar ile helalleşerek pazar yerinden ayrılan Cumhur İttifakı Başkan Adayı Ömer İşlek, akşamına Kepez ilçesi, Göçerler Mahallesi ve Döşemealtı ilçesi Yeşilbayır'da Korkutelili vatandaşlar ile bir akşam sohbeti düzenledi. Yoğun ilgi ve katılım gören akşamda vatandaşlar Ömer İşlek'i sıcak karşıladı. Sohbetlere Milliyetçi Hareket Partisi Kepez İlçe Başkanı Mehmet Seyyar ve Milliyetçi Hareket Partisi Korkuteli İlçe Başkanı Medine Yapılmış Ev'in yanı sıra Cumhur İttifakı Belediye Meclis Üyesi adayları da katıldı. Projelerin ve hizmet planlarının anlatıldığı sohbetlerde vatandaş ile birebir fikir alışverişi yapan Ömer İşlek, Korkutelimiz hizmette ve şehircilikte 35 yıl geriden geliyor. Esnafımız 4 aylık para kazanma süresine mahkum edilmiş durumda. Vatandaşlarımız fırsat verirse 35 yılı nasıl telafi edeceğimizi gösterip Korkuteli'yi kalkındıracağız dedi. İlerleyen saatlere kadar samimi bir havada edilen sohbetlerin ardından vatandaştan helallik isteyen Ömer İşlek, vatandaşı 9 Mart'ta Korkuteli Kapalı Spor Salonu'nda gerçekleşecek olan proje tanıtım toplantısına da davet etti.